Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere video başlatmak istedim. Neden? Çünkü temizlik yapacağız. Ben temizlik yapacağım. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Bu daha çok hızlandırılmış bir temizlik videosu olsun istiyorum. Neden hızlandırılmış olacak? Çünkü ben telefonu böyle kenara koyduğum zaman vakit kaybediyorum. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Sürekli bir çekim açısı değiştiriyorum. Tabii ki bunda da değiştireceğim ama hani konuşurken daha bir şey oluyor, yavaşlatıyor beni. Aralarda tabii ki konuşacağım ama daha çok hızlandırılmış bir temizlik videosu olsun istiyorum. Babam gelecek saat 12'de. Kahvaltı hazırlayacağız. Şu an saat 10. 2 saatimiz var. 2 saatte bütün evi halletmem lazım. Aleyna'nın odası daha kötü. Yani ortada kıyafetler falan var. Sürekli ben değiştir, o değiştir. O da işe gidiyor, ben de işe gidiyorum. Biraz sıkıntı yani. Mutfağı temizleyeceğiz biraz. Sonra benim yattığım odayı temizleyeceğiz. Girişi, şu vestiyerin üzeri falan. Yani genel olarak bir temizlik yapacağız. Yerleri süpürürüm. Şu giriş falan bayağı pislendi. Çamaşır var. Ayşe çamaşır atmış. Onları sereceğiz, çamaşırları. Sonrasında belki çamaşır atarız tekrardan. Bir şeyler yapacağız yani. Bu videoda temizlik videosu yapacağız. Babam gelene kadar şey yapayım, evleri halledeyim. Bu videoya devam ederim. Akşam işe gideceğim. O yüzden yani biraz hızlı hareket ediyorum. Bugün yapamazsam başka hiçbir gün yapamam yani. Sonrasında babam geldikten sonra bir kahvaltı yaparız beraber. Sonrasında ben uyurum. Videomuzu bitiririz. Bu bir temizlik videosu olsun. O zaman videoya başlayalım. Öncelikle toplamam gereken yerleri bir göstereyim. Burada dün düğün vardı. Bir sürü saç, makyaj, bilmem her şey var yani. Burası toplanacak bir vestiyer. Bunlar makyaj malzemesi, makyaj çantasının içerisine konulacak. Önce burayı bir halledeyim. Sonrasında bir de modaya geçelim. Arkadaşlar şu masanın üstü var. Perişan bir durumda. Burayı hızlıca bir halledelim. Şu aşağıya yerleştirmem gereken makyaj malzemeleri var. O ne alaka mesela orada. Arkadaşlar öncelikle evleri şöyle bir toplayalım. Hepsini genel olarak bir toplayayım. Sonrasında süpürmeyi yaparız. Arkadaşlar hatırladım ki temizliğe başlamadan önce çamaşır vardı. Onu sereceğim demiştim herhalde. Sonradan hatırladım. Çamaşırlarımızı önce bir tele serelim. Onlar kuruya dursun. Sonra tekrar çamaşır atacağım. İş kıyafetlerim var. Onları atacağım. Tabii ki iş yerinde yedek kıyafetlerim var. Onları giyeceğim ama bunlar da yıkansın kurusun. Pantolonu bunun daha rahat. Bu pantolon. İki tane pantolonum var. Bu pantolon daha rahat olduğu için bunu giyeceğim. Ama bir gün onu giyerim yani sıkıntı olmaz. Yarın götürürüm iş kıyafetlerini. Hemen şu kıyafetleri çıkaralım. Sonrasında tele sereyim hemen yukarı ben. Zaten çamaşırlar içinde kurumaya başlamış bile. Yaz günü olduğu için. Akşam atmıştı. Başka yok. Hemen yukarı gitmeden diğer çamaşırları da atayım da ben iş kıyafetlerimi de. Şöyle atalım iki parça. Hemen 15 dakikaya atacağım bunları. Mazot kokuyor ya o yüzden. Az bir deterjan şöyle. Yeter. Deterjanımız da bitmiş. Ama yine deterjan almıştık zaten. Böyle azıcık da bir yumuşatıcı. Yeterli. Makineyi de öğrendim artık. Şöyle 15 dakika. Açalım da. Şöyle ayarlıyoruz şuradan 15 dakikayı. Buradan sıcaklık zaten 30 derece. Deviri de 400 yapıyoruz dedi Aliş. Sonra başlata basıyoruz. Bakalım. Tamam. Hemen 15 dakikada yıkasın. Bunu da asalım. Arkadaşlar ben neler yaptım size şimdi onlardan bahsedeyim. Çamaşırlarımı serdim tele. Sonra çayımı demledim. Odaları topladım. Sadece Aliş'in odası kaldı hala. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. 20 dakika var. Çay demledim. Çay demlenir. Babam da o 20 dakikada gelir. Benim de canım patates kızartması istiyordu. Bir patates kızartması yapacağım. Şöyle iki patates falan kızartırım. Çok değil. Sonra kahvaltıyı hazırlarım. İş kıyafetlerimi attım. Onları şimdi sereceğim. Sonrasında hemen iki patates soyup kızartı vereceğim yani. Sonra
Sonra ne yapacaktık? Başka bir şey daha yapacaktık ama unuttum, aklımdan çıktı. Ha, evleri süpüreceğiz ama babam gittikten sonra yaparız onu. Mutfağı falan, ocağı sileceğiz. Bu kadar. Ben şimdi hallettim, çamaşırlarımızı serdik. Şöyle iki patatesim var. Bunları soyup şimdi hemen kızartacağım. Canım patates kızartması istiyor. Şunu bir çıkaralım. Rahat edemiyorum. Böyle bulaşık yıkarken ya da bir iş yaparken. Sahilimde olduğu için şunu tutuyorum, kavruyorum ya. Sıkıntı oluyor yani. Sol elde olsa o kadar sıkıntı olmaz. Şu patatesleri soyalım. Babam gelir birazdan. 15 dakika var. 15 dakikada hemen iki patates zaten kızarır. Aşırı sıcak ya. Çok acıktım bir de. Bayağıdır da kahvaltı yapmıyorum sanırım. Dün yaptım mı kahvaltı? Dün yapmadım. Dün Fadime'nin düğünü vardı. Dün o yüzden yapamadım kahvaltım. Yani uyuyakalmışım. Eve geldikten sonra yaptım mı? Yapmadım. Akşam yemeği yedik bir. Sadece akşam yemeğiyle duruyorum. Sonra balkonda oturduk. Balkonda işte ne yediysem o diyeceğim. Bir şey değmedi. Balkonda çekirdek falan. Of, geceye geçtik. O kadar sevmiyorum ki geceyi yani. Hani uykum geldiği için sevmiyorum. Bir de sıcak olduğu için sevmiyorum. Yoksa normalde geceyi severim ben yani. Bu yüzden işi bırakmayı bile düşündüm yani. Şu gece beni bayağı zorluyor. Ama dişimi sıkıyorum. Havalar serinleyecek. Şimdi sonbahar bu 2 haftada geçsin. Sonrasında artık sonbahar geliyor yani. Eylül'e gireceğiz. 2 hafta geçtikten sonra aynen gerçekten Eylül oluyor herhalde. Yağın altını da açtım. O ısına dursun. Patatesin birini soydum zaten. Aliş tarlaya gitti tekrar. Tarlada bitmek üzere yani, son bir haftası falan kalmıştır. Şunu halledelim. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Eve de akşam yemek var. Aliş eve gelince yemek canı yapmak istemiyor. Dün balkonda fasulye ayıkladım. Dilimledim. Buzdolabına atıverdim. 2 poşet. 1 poşet fazla oluyor bize. Yenmiyor yani. Artıyor. Birini bir çıkarırız. Sonra yanına pilav yaparız. Tekrar çıkarırız diğerini. Dolaba attım öyle. Duruyor. Bulaşıklar var. Yıkanması gereken akşamın çay bulaşığı. Tabii onu kahvaltıyı yaptıktan sonra. Ay, patates çürükmüş ya. Kahvaltıyı yaptıktan sonra yıkarım. Bugün biraz aslında uyumam da lazım. Ay, aklıma şey geldi. Bugün Selver ablayla beraber şeye gidecektik, lahmacun yemeye. Ama onu bir bakalım dur. Patatesleri bir yıkayayım ben hemen. Evet, şu patatesleri soyduk, hemen doğrayalım. Canım bayağı da patates kızartması istiyor. Alişe de diyorum kızartma yap, kızartma yap. O da yorulduğu için yapamıyor tabii ki kızartmayı normal olarak. O yüzden fazla da üsteleyemiyorum. O yüzden kendimize kızartalım. Ay, patates çok zor oluyor. Arkadaşlar, kahvaltımızı hazırladım. Şöyle evde bulunanları, şuraya da zeytin koydum. Zeytin üzerine biraz limon sıkacağım. Böyle güzel oluyor. Yoksa zeytin ben yemiyorum. Kokuyormuş gibi geliyor. Yani zeytin kendi kokusunu sevmiyorum. Tadını seviyorum da. Birazcık limon sıkayım. Güzel olur. Biraz da sıvı yağ gezdiririm. Belki de gezdirmem. Babam öyle yemiyor ama limonlu. Güzel oluyor. Patates kızarttım. Böyle evde bulunanları koydum. Şu patatese tuzunu da atalım. Babam da ekmek almaya gitti geldi. Ekmek yokmuş evde. 4 tane ekmek almış. Şöyle patatesin tuzunu da atalım. Yiyeceğim zaman karıştırdım bunu. Şimdi üşendim. Tamamdır. Kahvaltımız hazır. Hadi. Evet arkadaşlar, kahvaltıyı yaptık biz. Ben biraz dinlendim. Çayımı falan içtim. Şimdi de odaya geldim. Odayı toplayacağım. Sonrasında gidip bulaşıkları yıkayacağız. O da bayağı perişan durumda. Şu an göstermeye utanıyorum ama odayı gösteremeyeceğim tabii ki.
kıyafetler falan ortada. Hepsi de benim kıyafetlerim. Yıkanmış kıyafetler, temiz kıyafetler. Onları dolaba asacağım. Sonrasında katlanması gereken kıyafetleri katlayacağız. Aleyna'nın hala yatağı falan ortada duruyor. Halılar yıkanmış gelmişti. Halı açılmamış, kilim. Ben bu odayı full toplayayım. Gelince Ali şeyden ne onun adı? Tarlaya gitti ya, tarladan gelince de Ali işte buranın kilimini açar. Sonrasında tamam olur yani. Evet arkadaşlar, bütün evleri topladım. Şöyle köpek maması var elimde. Allah. Babam işten geldi, ona veriyorum da. O döküyor. Su doldurayım mı ben bir şeye? Dolduracağım ben, toplarım. Köpeklere bir de su koyalım. Üf, aşırı sıcak ya. Biz yanıyoruz, hayvanlar nasıl yanmasın? Mama döktürdüm. Ben sürekli unutuyorum, evde mama var. Aldım. Yukarı koyunca unutuyorum. Onu aşağı indireyim, sürekli gözümün önünde bulunsun da. Bir de su veriyorum, şöyle su doldursun. Bir de yoğurt kabası koyduk. Baba şundan döküver. Ay aşırı güneş. Gölge olsaydı derdim de babama şeye su doldur diye. Bizim burada köşede dağ suyu var. Dağdan gelen bir su var, çeşme var. Oradan bir su doldur derdim de. Öf, aşırı sıcak ya. Vallahi yandık. Ben hiç uyumadım ya. İşe nasıl gideceğiz bilmiyorum. Dayanırız artık. Kahve içeceğim. Şöyle soğuk kahve yapacağım kendime. Evleri süpürüyüm. Sonra bir duş alır. Sonrasında bir soğuk kahve yapacağız. Baba suyu bırak koydum. Uf, duymuyor. Aşırı güneş ya. Yandık. Baba. Suyu buraya koydum. Buradan al, tamam mı? Şuna koydum. Şundan döküver. Üstünü doldururuz. Geri bunu içeri alalım. Çatlayacak vallahi, yoruz onu. Ya ben sana şey diyecektim. Eczaneden bir parol al gel diyecektim de gelmişsin galiba. Bir şey olmaz. Ne olacak? Ya işe gideceğim ya, lazım oluyor herkesçe. Onu oradan eczaneye al. Geç şimdi, yoracak. Ben eczaneye gitmiyorum ki. Oradan et. Neyse yarın alırsın. Unutma da. Nereden? Ben gitmiyorum baba. Neyse şu evleri süpürelim. Mutfağı topladım. Bulaşıklar duruyor. Bulaşıkları maalesef Ali yıkayacak. Ona bıraktım. Ocağın üstünü sileceğim ama ocak gerçekten bayağı kötü olmuş. Bütün evleri bir süpüreyim. Saat kaç? Saate de bir bakalım. Saat 4. 4'ü 17 geçiyor. 4.17, 5.17. Bir saatimiz var. 1.5 saatimiz var. Ocağı silerim. Sonra evleri süpürürüm. Bu kadar benim yapacağım. Ayrıca kalan yerleri toplar. Ayrıca kıyafetleri de topladım. Bizim odayı da topladım. Pırıl pırıl oldu. Sadece katlanacak birkaç tane kıyafet var. Ayrıca benim katlamamı beğenmiyor. Gerçi hiç kimsenin katlamasını beğenmiyor. O yüzden o kendisi katlasın kendi kıyafetlerini. Şurada çiçeklerim var. Bunlar solmuş. Bayağı solmuş. Bu yılbaşı çiçeği artık ölmüş herhalde. Bilemiyorum yani. Ölmüş. Evet çürümüş ya. Yani gerçekten çürümüş. Kökü falan da yok. Bunu dışarı koyayım bir. Ölmüş ya gerçekten. Bunu hatta şuraya dışarı koyvereyim. Arkadaşlar temizliğimiz bitti. Temizliği yaptık. Ne kaldı? Bulaşık kaldı. Maalesef ocağın üstü kaldı. Ocak çok kötü yani. Bunu Aliş'e bırakıyorum ya da sabah geldiğim zaman ben kendim yaparım artık. Ama bulaşığı Aliş yıkar yani. Mutfağın süpürülmesi kaldı. Yoruldum. Artık hızlıca bir duş alıp hemen hazırlanmam lazım. Yoksa geç kalacağım. Yani şu an bir saat var. Bir saat olması lazım. Tam bir saat var. Hemen bir duş alayım hızlıca. Sonra hazırlanayım. Bir cilt bakımı yapmam lazım. Şuralarımda sivilceler çıktı. Düğünden sonra cildim fazla iyi temizleyemedim. Güzel bir cilt bakımı yaparız. Sonra hızlıca hazırlanırız. Ben şimdi videoyu bitireyim mi? Hazırlandıktan sonra mı bitirsem acaba? Hazırlandıktan sonra bazen bitiremiyorum. Videom kalıyor. O yüzden şimdi ben videoyu bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz, böyle temizlik ya da kısa gün içerisinde çektiğim videolar isterseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.